Taraftarın tepkisi normal, beklediği olmayınca hem oyun olarak hem sonuç olarak eleştiri yapması normal. Yönetimle ilgili yönetimi savunmak değil, Beşiktaş'ı savunmak ve Beşiktaş'ın ne yapması gerektiğini söylemeye çalıştım. Yani olumsuz sonuçların ne taraftar, ne başkan, ne yönetim, ne biz istiyoruz. Oyuncular da görev adamı, transferler olmuş bitmiştir. Transfer ayındaki yapılan oyuncular şartları ne olursa olsun, demin Katar'ın sorduğu soru gibi bu oyuncularla da iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyordum. Olmadı yani. O yüzden maç 2-0, 3-0 bitse de bu tabii eleştiriler geliyor. Oyun yukarı çıkmadığı zaman da gelecek, bana da eleştiri gelecek. Çünkü zaten dediğim gibi bana o sorun, benim sorumluluğum. Tabii bunu yönetimle ve camiayla da değerlendirecektir. O yüzden eleştiri, işte sahada herhangi bir şey söylemek veya saha dışında eleştirmek, bunlar işin doğasında var. Ama tekrar söylüyorum, bunların hiçbiri sahada oynayan oyuncuların dinamizmine olumsuz etki yapmasın diye isterim. O yüzden bunun etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama tabii bundan dolayı tek sebep aramak doğru değil. İşte fiziksel düşüşümüz oluyor, işte saha içerisinde dalgalanmalarımız oluyor, girenin çıkanın bundan etkilendiği oluyor. İşte sahadaki coşkunun bazen katkı yaptığını, bazen tersi olabiliyor. Ama yani herhangi bir söylediğim bir şey, hiçbir mazeret bugünkü skorun 2-0'dan 3-2 olmasını savunmak için yeterli değil. Bütün sebepler konuşulabilir. Zaten kırmızı karttan sonra sürekli gelmeye başladılar. Aboubakar Gezdal da çok yorulmuştu. Dolayısıyla orada Milot sonradan girdi. On bitti, sadece değişti, o vardı. Dolayısıyla defansın bir direnci vardı. Önde karşılamak için daha çok koşan, çıktığımız zaman topu taşıyabilecek ve rakibin gelmesine mani olacak oyuncular koymak istedik. Çünkü o kırmızı karttan bir süre sonra rakip de sürekli gelmeye başlamıştı. Yani önde de top tutamıyorduk, rakip de geliyordu. Onu durdurabilmek için bu hamleleri yaptık. Ha, bunlar ne kadar işe yarattı dersen, yediğimiz gollere göre giderek geçen zaman rakibin işine geldi. Rakip de dirençliydi. Onlar da risk aldılar ama biz çok geride kaldık. Sürekli golden önce, yani yediğimiz birinci golden önce de öyle pozisyonlar buldular. Onu engelleyebilmek için savunmaları da hücuma geliyordu. İyi de kullandılar. Golleri de buldular. Bu söyledikleriniz hep saha dışında olan olaylar. Sahada işte hep söylüyorum, sahada benim için de aynı şey. Bazen eleştiri yaptığımız zaman saha dışına çıktığını söylüyor. Bunlar söylendi ama bugünkü maç Konferans Ligi olan bir maçtı. Bu maçta sahada kalmak önemliydi bizim için. Biz oyunda rahat gidiyordu. Mesela ilk sarı kart bana göre çok ağır bir karar. Bize sarıysa ona kırmızı olması lazımdı. Ama ikinci sarıdan dışarı atıldık. Zaten ikinci sarıdan sonra da mahkum oynamaya başladık. Yoksa oyun kontrolü bizdeydi. Maçın kötü gidişinden sonra işte federasyon başkanı, seyirci, bunları benim şu anda söylemem doğru değil. Zaten seyircinin işte beğenmediği, eleştiri yaptığı konular da şu. Çünkü biz maçı kaybettik. Maçı başka alana taşıyarak kendi mazeretlerimizi bulmak doğru bulmuyorum şu anda. Birinci sorumuz şeyle ilgiliydi. Yani toparlanma, işte dediğim gibi, yani bu bir travma ya. Bu Trabzon maçında oldu, Adana maçında oldu. Mesela tabii şanssızlıkla yaşıyoruz. Haksızlığı bir kenara bırakalım ama toparlanmak için sürecin sonuçlarla, oyunla ve sonuçta düzeleceğini, bugün de bu kazansaydık ki kazanacağımızı düşünerek sahaya çıktık, on anlayışla oynadık ama bazen işte ters gidiyor hayalimiz, düşünceler. Hocam, bir güç var, o güç nedir hocam takımdaki, yani bu genel o sezon başı izlediğimiz o heyecanlı tempolu, bu takıma bir güç girdi, yani bana da girdi, grip oldum ben mesela, onun için bakamıyorum hocam. Doğru. Şöyle, virüs dediğin şey şu, virüs değil de o tabii saha sonucu. Mesela kaybettiğiniz maç sonrası oyuncuların moral değerleri bozulur. Beklenti büyük olduğu zaman ona cevap vermezseniz, bugün de öyle bir şey oldu. Yani mesela taraftarın tepkisini doğal karşılaması gibi de o zaten. Çünkü bugün 2-0 giden bir maçı birdenbire 3-2 oluyorsa siz de şok oluyorsunuz, taraftar da. O anlık tepkilerin, o anlık dalgalanmaların takımın üzerinde etkisi var. Ama demin dediğiniz konuya gelince, sezon başında iyi çalışan bir grup vardı. Daha sonra gelen, kampta hiç olmayan grup vardı. Onları da adapte ederken, onların yeteneklerine, özelliklerine saygı duyarak söylüyorum. Onlar mesela güçlendikçe takımın daha iyi olacağını düşünüyoruz. Tabii bu arada da onları katmaya çalıştık. Bu değişimlerin de bir sancılı olacağını bekliyorduk ama maç kaybederek olmamalıydı bu. Mesela Gezal uzun zaman sonra geri döndü. Bugün çok daha iyiydi.
Ama oyun öyle bir gitti ki Gezal'ı dışarı almak zorundaydık. Çünkü Gezal ve Alex sonradan gelip takıma katılan, yetenekleri fazla olan, yaratıcılığı olan oyuncular ama rakibi de karşılamak gerekiyordu. 10 kişi kalmıştık. Bu hamlelerimiz şu andaki oyunda cevap veremedi. Yani o yüzden bu değişimlere kaynaklanan oyuncuların da dalgalanmaları oluyor. Takım iyi giden bir maçta işte değişikliklerle beraber 80 dakika dayandı. Ondan sonra gol yedikçe de çözüldü. Sanki yani 3-2 her şey bitti. Yani biz rakibe oyunu verdik, sonucu verdik, bitti. Yani bu şekilde olmak beklediğimiz bir şey değil. Çünkü rakip ve karşı koyduğumuz oyuncular mesela Milot, Mulyaka ve Bahtiyar daha çok koşan, top taşıyor. Arkada en az savunma yapsak bile karşılama olarak iyi olsunlar. Çünkü Aboubakar'ın, Gezcan'ın yorulması, onlar top tutmaya çalışsa bile artık üst üste oynayan oyuncular oldular başta. Alex de böyle. Alex ve Gezcan zaten sonradan geldi. Bunların hep yansıması oldu. Veya savunma dakikalarının dirençli kalması. Onlar da yoruldular. Rakipten uzak kaldık. Rakip de geldi, gollerini attı. Başka sorusu olan var mı? Teşekkür. Evet. Terk etmedi. Şenol Hoca buraya. Şenol Hoca bu takım buraya getir şeklinde tezahürat yapıyorlardı. Hala devam ediyorlarmış. Bir gidecek misiniz, bir selamlama takım, falan? Takım zaten çıktı. Ben buradayım yani şu anda. Takım olmadığı için tabii onların isteklerine cevap vermek durumundayız. Her türlü isteklerine cevap vermek durumundayız ama şu anda takım zannediyorum çıktılar. Çünkü duş aldılar. Onlar çıktılar. Şu anda oraya gitmenin bir anlamı yok. Üzüntüleri anlıyorum. Haklılar. Özür diliyorum. Çünkü onları üzmek için değil, sevindirmek için burada olduk. Olmadı.